Nehirdeki 5. günümde Kürsin'den yola çıkıyorum. Hafif bir akıntı var burada. Dolayısıyla böyle birkaç kilometre rahat gideceğim ama toplam 17 kilometrelik yolum var. Hedef noktam Utka. Kürsin normalde çok daha kalabalık olması lazım. Çünkü çok turistik bir bölge ve kana severlerin çokça uğradığı bir bölge. Yani artık o yukarıda kimseye rastlamadığımız o parkurları geride bıraktık. Bundan sonra hep insanlara rastlayacağım. Dolayısıyla sıkıntı yok. This is a Krutina. Krutin to Utki. Very much people. Yes. Maybe you was there in weekend. Weekend or weekday? Weekend very much people. Yeah. Today is Sunday. Yeah, but you are in the week. Yeah, in the week. Good. It's yeah. Very good. Yeah. I planning about because of this in week because I checked in Sunday. Mm-hmm. On Sunday is there very was a lot people. Of yeah very much people. Tourists. This is a Krutina. Yeah. Up Krutin. Bis zum Schluss eigentlich. Ne? But in this area, river is very easy, right? To yes. Paddling. Yes, very easy, yes. But much people. Much people. İlk gün Yakup ve Katerina. Daha önceki videomda bir parça alıntı yapmıştım. Yakup ve Katerina'nın söylediklerine göre hafta sonu denk gelmişler buraya ve çok kalabalıktı diyor. Yani manzara çok güzel, nehir çok güzel fakat çok kalabalık. Bundan şikayet etmişlerdi. Ama şimdi hiç kimse yok. Neredeyse birkaç kanucudan başka kimse yok. Hava da yağmurlu zaten. Bu yüzden oldukça şanslı başlayacağım güne. Dzień dobry. Çok kuvvetli bir yağmur geçti. Yağmur biraz azalır azalmaz da kamerayı açtım. Kürsin'le Utka arasında 17-18 kilometre olduğundan bahsetmiştim. Burada nehir kenarında çok bir yerleşim yok. Dolayısıyla acil bir yağmurda sığınacak bir yer de yok. Ama zaten baştan ıslanmayı göze aldığınız için yağmur sizi çok etkilemiyor. Aklınıza selle ilgili bir durum gelebilir. Ama bu bölgede seller çok nadir. Yıllarda benim literatürüme girmiş bir söz var. Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor diye. Hava güzeldi. Yağmur kesilmişti. Sıcak da olmayınca gayet iyi yol alırım diye düşünüyordum. Fakat yağmur geldi çattı. Polonya'da güzel bir uyarı sistemi var. 2 gündür söyledikleri saatlerde fırtına geliyor, yağmur yağıyor. Ve dolayısıyla SMS'le insanları bilgilendiriyorlar. İnsanlar da ona göre tedbirlerini alıyor. Fakat uzun süreli yağmurlarda yapacak bir şey yok. Şimdi planlanmış bir gün var. Ve o kadar kilometreyi eğer yağmur dinsin de gideyim diye beklersen mümkün değil. Yetişmek. Hava kararınca ayrı bir problem. Dolayısıyla
Bugünün de zorluğu yağmur zannediyorum. Yağıyor sürekli. Eşyalarımız ıslandı. Eşyalarım ıslandı. Kıyafetlerim daha doğrusu eşyalarım değil. Kıyafetlerim ıslandı. Tabii 3 saat sizde değiştirme şansı yok. Açıkçası 3 saat mi bilmiyorum. Bu yağmurda haritamı çıkarmak istemiyorum. Sadece bir tane yol ayrımının olduğunu biliyorum. Haritaya sabah incelediğimde bir de değirmen vardı. O değirmeni geçtim. Ama bir tane yol ayrımı daha gelmiş olması lazım. Orada da sağa değil sola döneceğimi biliyorum. Dolayısıyla haritaya ihtiyacım yok. Fakat ne kadar kaldı yol, onu incelemek için haritayı kullanamıyorum şu anda. Çünkü ıslanmasını istiyorum. Yani yarın da lazım bana o harita. Bugünden ıslanmasın. Ben başlangıçta haritayı önemsememiştim. Ve ilk günden ıslattım haritayı. Sonra ıslanınca da parçalara ayrıldı. Dedim ki tamam, zaten cep telefonum var. Dolayısıyla ne gerek var haritaya? Fakat Alman kayakçılarla, kanucularla seyahat edince iki tane kapak, yani bir değirmen bir kapak denk gelince kızlar dediler ki bu haritayı al. Çünkü ihtiyacın olacak. Yani normal dijital haritalarda kapalı yollar, kanallar göstermez ama burada gösterir. Senin buna mutlaka ihtiyacın var. Ve haklı da çıktılar. Mesela sabah o değirmen sapağını önceden biliyordum. Ve şelale sesi de kulağıma uzaktan geliyordu. Yani ama haritayı sabah incelemiş olmanın rahatlığı vardı üzerimde. Ve üzerine gittim. Sonra soldan çıktım. Onu anlatayım size. Bir amcayla karşılaştım. Kanoyu sürükleme, ben taşıyayım dedi. Yani kanoyu sürükleme, ben taşıyayım dediğini zannediyorum. Yani muhtemelen onu dedi. Ben de dedim ki ne kadar taşıyacaksın? Yanımda hiç param yok. Yani gerçekten hiç param yok. Kartları da almadım yanıma. Çünkü yağmur var. Yani bugün şey yapamam. O da dedi ki 100 zloty. Ya 20 metre. Ya ucundan tutsam götüreceğiz. Gerçi 10 zloty de dese verecek param yok. Dolayısıyla pazarlık yapmak da istemiyorum. Bir taraftan da amca oraya yılbaşı, yani ayda yılda bir gelmiş birisi, kanosunu taşıyacak, yardım edecek, 100 lira alacak. O da onu kaçırdı. O kadar kolay oldu ki kanoyu taşımam. Hemen karşıya geçiriverdim sürükleyip. Zaten 30 metre 4-5 dakika sürmedi. Sonra aklıma geldi, yani Biliklo diyebilirdim belki diye sormadım ama işte aynı dili konuşamamak çok problem. Yoksa hala aklım o abimde, amcada kaldı yani. Abi midir, amca mıdır? Abidir belki, dert görmüştür, erken yaşlanmıştır. Evet. Yağmur iyice arttı. Bilmiyorum kameraya yansıyabiliyor mu? Çünkü şu anda kamerayı kontrol bile edemiyorum. Sadece çekim yaptığını düşünüyorum. İnşallah yapıyordur. Ama yani artık görme mesafesi bile düştü. Nehirde hızlı da yol alamıyorum. Böyle bir dezavantajı var yağmurun bana. Bugün sanki 1-2 saat etkiler gibi. Ya tabii bütün kıyafetler ıslak olunca soğursa birden sırtınızda, olacakları hepiniz biliyorsunuz. Şimdi annem yakınlarda olsaydı
Buradan selam edip ellerinden öpüyorum. İzliyorsa hemen atletimi değiştirmemi isterdi. Hadi değiştir şurada atletimi. Yani atlet değişsen yeni atlet yine ıslanacak. Bugünle ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum. Normalde dedik ya hafta sonu. Burası kalabalık, hafta içi kimse yok tabi diye. Ara sıra insanların yanından geçiyorum. Selam veriyorum. Bir iki cümle de olsa ortak dilde konuşmaya çalışıyorum. Bazıları İngilizce böyle iyi şanslar diliyor. Bazıları lehçe selam veriyor. Dolayısıyla irtibat kuruyoruz. Bu selam kültürü küçüklükten kalmış bende. Ve her gördüğüme selam vermek istiyorum. Her gördüğüme halatır sormak istiyorum. Çünkü bir meclise girdiğinde herkes birbirine merhaba der. Hatta bazı Türk filmlerinde görmüşsünüzdür. Yani Türk filmlerinde görmüşsünüzdür derken yaşı küçükleri söylüyorum. Büyükler yaşamıştır bunu. Bir meclise girince merhaba, 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 merhaba. Herkes birbirine merhaba der ve herkes karşılıklı o kişiye merhaba der. Toplu olarak o topluluğa merhaba demenin ötesinde herkese teker teker merhaba der. O zaman tabii çok merak etmiştim. Şöyle açıklamıştı oradaki büyüklerinden birisi. Demişti ki merhaba deyince karşı tarafa güven telkin ediyorsun. Yani benden sana zarar gelmez. Merhaba. Selam. Benden sana zarar gelmez. Hani ben dostum. Bu imajı vermiş oluyorsun karşı taraftakine. Onun için yolun kenarında balıkçı da görsem, yüzen insanlar da görsem veya balkonumdan bakan herhangi birini de görsem diyorum ki hi, hello, Jim Dobby. Yağmur stabil değil. Bazen artıyor. Bazen azalıyor. Ama yolu kesmek istemiyorum. Bilmiyorum çekebiliyor mu taneleri. Ve hafif de bir ters akıntı var. Ama buna rağmen durmak istemiyorum. Çünkü akşam varamayacağım. Durursam akşam varamayacağım. Ve gök gürlemeye başladı. Bu demektir fırtına biraz daha artabilir. Her geçen dakika sertleşiyor. Yani umarım yarım saat böyle maksimum 40 dakikada kesilir. Çünkü ilerlemek neredeyse mümkün değil. Yani şu anda şu anda konuşmama bile engel oluyor. Gözlerim görmüyor ama ileride bir tane köy gördüm. Eğer fırtına çıkmadan oraya gidersen orada bir mola verebilirim. Yani bu beni kurtarır biraz. Ya bugünün zor olacağını hiç düşünmüyordum aslında. Ama yağmur şöyle hem bedeni yoruyor yağmur hem de kanının kayıp gitmesine engel oluyor. Kenardaki sazlıklardan bakarsanız hafifte bir rüzgar var. Çok böyle fırtına dinlenebilecek bir şey değil. Ama rahatsız ediyor. İlerleyeceğim bakalım. Ne kadar ilerleyebilirim? Onu bilmiyorum çünkü yağmur görüş alanımı iyice kapatıyor yağmur.
Sabah daha erken çıkabilirdim. Her arayana dedim ki fırtına gelecek. Erken çıkmam lazım. Ama her arayanla da uzun uzun konuşmak zorunda kaldım. Geç kaldım. Geç kalmanın cezası bana bu. Yola çıkmak istiyorum tekrar gelmeden ulaşırım belki. Açıkçası kolay olacak bugün. Zora doğru gitti. Biraz burada bir tesise sığındım. Tesiste de kimse yok. Bu arada kamerayı da iyice sıkılaştırmak istiyorum çünkü en korktuğum şeylerden biri de kameranın suya düşmesi. Çünkü buralarda kamera suya düşse alıp onu çıkarmak da mümkün olmaz. Evet. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa bir saat sonra Utka'dayım. Çok fenaydı. Gerçekten çok fenaydı. Bunu normal arabayla yolda karşılaşsan silecekler yetiştirmez yani. O derece kuvvetli bir yağmur. O derece kuvvetli bir ve böyle fırtına da vardı. Uzaktan gökte görülüyor. Oo, yakınlaşacak diye korktum. Evet, korkunun ecele faydası yok derler. Ama tabii tedbiri elden bırakmamak da lazım. Ben de o kadar eski dilden, yeni dilden, atasözlerinden, deyimlerden karıştırıyorum ki konuşurken. Bunu çeviren Umut umarım hakkında kötü şeyler söylemiyordur.